Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit. Davutoğlu, CHP'ye güvenmiyor mu? CHP'nin genlerindeki dindar insana karşıtlık felsefesinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki cümlesiyle biteceğine inanmak saflıktan öte borsadaki deyimiyle keriz silkeleme operasyonunun mefulü olmak demektir. Somut olay ne? Başörtü yasağı filan bitmiş. Kanun tüzük gerekmeden bitirilmiş. Kanunda bir yasak olmamasına rağmen başörtülüye dünyayı zindan eden CHP çıkmış, başörtüyü yasal güvenceye kavuşturalım demiş. Aklımıza ilk gelen bu işte bir hinlik var tespiti ama kimsenin kalbini yarıp bakamayız, kimsenin aklını okumamız mümkün değil. Tarihe bakıyoruz, yaşanılanlara bakıyoruz, bir örnek, iki örnekle yetinmiyoruz, yıllarca sergilenenlere bakıyoruz. Olur ya, bir ilde yanlışlık vardır, diğer illere de. Hatta 81 ildeki uygulamalara bakalım, diyoruz. Sittin senedir CHP kafasının bu ülkenin insanların sakalıyla, başörtüsüyle, çarşafıyla, cübbesiyle nasıl uğraştığını görüyoruz. Zorla şapka giydirmeye nasıl çalıştığını görüyoruz. Mümkün değil, bu adamların eline yetki geçerse başörtüye müsamaha etmezler sonucuna varıyoruz. Ama Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bizim gibi düşünmüyor. Üyesi olduğu Refah Partisi, hemen sonrasında yine üyesi olduğu Fazilet Partisi tam da CHP kafalılar tarafından CHP'de alkış tutarken kapatıldığı halde Temel Bey diyor ki CHP başörtü hürriyetinde samimi, Temel Bey'in dediği olsun ama sonrasında Ahmet Davutoğlu da kendi tabanından gelen eleştiriler diyeceğim ama ne tabanı var ki diyeceksiniz. Siz de haklısınız. Bir iki seveninden gelen eleştiri üzerine diyelim. CHP'nin başörtü kanuni güvenceye kavuşturulsun teklifi tarihi fırsattır. Açıklaması sonrasında AK Parti'nin de buna sıcak bakıp yapmışken anayasal güvenceye kavuşturalım karşı teklifi üzerine önce buna destek verir gibi görünüp ardından geldiği nokta gerçekten vicdanları yaralar cinsten. Ne diyor Sayın Davutoğlu? Başörtü konusunda referanduma gitmek, gidilmesine yol açmak toplumsal barışa vurulacak en büyük darbe. Referandumu nereden çıkarıyor Sayın Davutoğlu? Lütfen samimi olarak cevap versin. Tamam Akit TV'ye gelmek istemiyor. Akit gazetesi muhabirlerine konuşmak istemiyor. Halk TV'de cevaplandırsın. KRT'de, Habertürk'te, ne bileyim Sözcü gazetesinde cevaplasın. Referandum nereden çıktı? Hesap basit. Derin matematik hesabına gerek yok. Dün itibarıyla meclis sitesinden partilerin milletvekili sayılarına baktım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 286 milletvekili var. Cumhur İttifakı'nın diğer partisi MHP'nin 48, BBP'nin de bir milletvekili var. Anayasa değişikliği için teklif Cumhur İttifakı'ndan geldiğine göre 286 artı 48 artı 1 milletvekilinin yani 335 milletvekilinin evet oyu vereceğini tahmin etmek zor değil. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu dindar insanları keriz yerine koymuyorsa, borsadaki gibi bazı şirketler lehine suni övgüler yapılıp hisselerinin değeri yükselttirilip durumun farkına varmayan garipler de ''Aa şu şirketin hisseleri acayip yükseliyor, biz de alalım, biz de para kazanalım.'' diyerek o şirketlerin hisselerini satın alıp sonra birdenbire o sunni övgülerin balonun patladığı gibi patlatılıp şirketin hisseleri normal değerine indiğinde kerizleri amma da silkeledik dediklerindeki gibi. Kemal Bey de dindarlardan oyları alıp veya dindarlar SP'ye oy versin, Davutoğlu'na versin, nasıl olsa onlara verilen oy bizim hanemize yazılacak, sonra biz onları güzel bir silkeleriz demiyorsa, başörtünün anayasal güvenceye bağlanması teklifine CHP'nin de oy vermesi gerekir kafalarında bir hinlik yoksa bundan daha tabii ne olabilir? O zaman toplayalım. Cumhur İttifakı'nın 335 milletvekili sayısıyla CHP'nin 134 milletvekili sayısını kaç eder? 469. 2008'deki AK Parti ile MHP'nin birlikteliğinde o tarihte toplam milletvekili sayısı da düşüktü ama yine de toplam üye sayısına oranlarsak şimdiki sayı daha yüksek. Hani İyi Parti'yi de hiç hesaba katmıyorum. 469 milletvekili başörtü anayasal güvenceye kavuşturulsun dediğinde değişiklik referanduma gider mi? Stratejik derinlik kitabında ne yazıyor bilmiyorum ama benim okuduğum anayasa hukuk ders kitaplarında belirtildiğine göre anayasa hukuk ders kitabına da gerek yok, konu tamamen matematiksel. Matematik kitaplarında yazdığına göre konunun referanduma gitme ihtimali sıfır. Rakamla yazalım sıfır. Yazıyla tekrar verelim. 0. O zaman Sayın Davutoğlu şu açıklamayı niye yaptı? Başörtü konusunda referanduma gitmek, gidilmesine yol açmak toplumsal barışa vurulacak en büyük darbe. Başörtü konusunda referanduma gidilmesi için CHP'nin bu teklife hayır oyu vermesi gerekir. Davutoğlu bunu mu söylüyor? CHP'nin başörtünün güvenceye bağlanması teklifinde samimi olmadığını, onlara güven olmayacağını mı söylüyor? Açık açık konuşsun. Lütfen Sayın Davutoğlu, lütfen. Lütfen bir profesöre yakışmayacak ifadelerle, ne dediğiniz belirsiz cümlelerle, dindar insanları keriz yerine koymak isteyenlerle yaptığınız ittifakın ezikliği içinde, saçma sapan cümleler kurarak insanların aklıyla alay etmeyiniz. Nedir şu cümleniz? Bize izah eder misiniz? Referandumda risk şudur. Herkesi aklı selime davet etmek istiyorum. 360 ile 399 arasında bir senaryo en kötü senaryodur. Bu reddedilirse diyelim tekrar gündeme seçim sonrasında getiririz. Biz çıkarırız diyebiliriz ama ben reddedilme ihtimalini düşük görüyorum. 360'ın altında olmaz. Ne 360'ı Sayın Davutoğlu? Başörtüye CHP'nin karşı çıktığı 2008'de bile bu değişiklik 411 oyla kabul edildi. CHP'de samimi olarak buna destek veriyorsa hesap ortada. Asgari 469 evet oyu çıkacak demektir. O zaman tereddütünüz ne? CHP ile ölümüne ittifak yaptığınız halde onlara güvenmiyor musunuz? Ali Karahasanoğlu, Yeni Akit